şarjımız var. 2,5 saat. Şarjımız da yarısına kadar dolu. Evet, herhalde bizi idare eder. Salih Bey ile Gökçeada'ya gidiyoruz. Bakalım neler yaşanacak. Eksik birinci kart. Evet, şöyle bir durum var. Karavan buradan dönmemiş. Bakın şuradan araba olduğu için. Salih Bey o yüzden dışarı kadar çıkarmış. Oradan tekrar bu tarafa takacak herhalde. İnelim bakalım. Hemen bu durumu kayıt altına almam lazım Salih Bey. Bak şimdi karavanla oynayacağım, onu çeksen. Şuradan harika. Uzaktan kumandalı araba mı aldınız kendinize? Biraz büyük değil mi bunun için? Bunun daha küçükleri vardı. Evet, tamam. Kapatıyor. Bak şimdi. Hazır mıyız? Ben hazırım. Heyecanlı. Aa, gerçekten uzaktan kullanılıyor. Oh. Baba hazır. Müthiş bir şeymiş ya gerçekten. Abi ben küçük oyuncaklar da sevmiyorum. Onlar bozuluyor diye büyüğünü aldım. Çok iyi. Remote kontrolörün papasını aldım. İnşallah Gökçeada'ya kadar böyle gitmeyeceğiz. Çok iyi. Nasıl manyak olaydı? Harika harika bir şey gerçekten ya. Müthiş. 2 ton bu arada. 2 tonu bundan mı yönetiyorsunuz? Evet. Gerçekten müthiş. Gerçekten müthiş. Aman 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 aman. Ay. Oo, çarptı mı? Yok yok yok. Evet, o kilitlendi. Şeylerin mover'ı bıraktım ya, gidiyor. He. Ama bir el freni olması iyiymiş. Tabii. Oo, çok iyiymiş. He, onun bir enerji kaynağı var. Kendi paneli var, elektriği yukarıdan üretiyor. Vay, müthiş, müthiş etkilendim. Şunu çekeyim de, bu nedir muhabbeti? Okey, ben o zaman gidiyorum arabaya, bunlar çıkınca... Siz buraya gireceksiniz. Tamamdır. Buraya girin, park edin. Tamam, tamam Salih Bey. Tamam. Vay be, karavanla manevra yapamayınca, karavanı uzaktan kumandayla haricen döndürdü. Müthiş, daha şimdiden. Acayip keyifli bir yolculuk olacağı benziyor. Biz yollandık. Gökçeada hedefli kalkışımız İstanbul'dan gerçekleşti. Evet, Tekirdağ'a girdik. Hatta Tekirdağ'dan çıktık mı? Çanakkale'ye girdik mi? Yok, daha Malkara'dan çıktık şimdi. Keşan'a geliyoruz. Keşan'a geliyoruz. Bir mola verdik, ineyim bir arabadan. Gerçekten heybetli. Önde Ford Ranger var. Arkada da uzunca bu karavan var. İkisi toplamda 14-15 metre falan yapıyor herhalde zaten. Of, bir kahve mahve bir şeyler alalım ya. Uykum geldi benim. Bir de önceki günde 2-3 saat uyudum sadece. Sabah da anasını satayım, dersim var. Bakalım ne olacak. Aa, bu arada tabii biz haber veremedik ama Yücehan katıldı bize. Merhabalar. Evet. Acıktık. Acıktık ya. Acıktık, abur cubur saltanatına girmek diyoruz. Ben kesinlikle bir kahve istiyorum. Şurada kahve dünyası şeyi varmış. Red Bull da alayım bir tane. Hatta önce Red Bull'u çakayım, kahveyi de termosa hocam koyayım. Amerikano mu içeceksiniz? He, Amerikano iyi ya. Evet, hava güzel gerçekten. Üf! Hızlıca yemekler yensin, çaylar içilsin, yollar gidilsin. Şuraya aslında tam bunu sabitlemek için bir şey koymak lazım. Bu var ya, müthiş bir vlog kamerası ya. Bu müthiş bir vlog kamerası yani. Aletin kendi de güzel. Tipi olarak. Evet. Evet, yemek yiyoruz işte. Dakikamızdan yemeği. Of. Şimdi arabayı feribota soktuk. Arabayı ve karavanı tabii ki. Feribotta birazcık takılacağız. Şimdi montumuzu alalım. Çok iyi. Ben bu tostlar yiyeyim ya. Siz yiyin yiyin. Var mı zaman? Var var. Daha yarım da saat var ya. Evet. Salih Bey oruç tutacak. Burası. Buraya nasıl yatacağız? Günaydın.
Günaydın. Evet, adaya geldik. Adalara geldik. Gözler nasıl? Evet. Herkesin gözler kurbağa gibi. Ne oldu hocam? Uyudunuz mu yani? Yok ne uyuması ya? Ben gözlerimi dinlendirmiştim azıcık. Adam nasıl korkum. Bağırıyor gemide? Gökçe Ada! Yani, kalkına buna koyayım gemideki. Kalkın lan ama. Yalnız herkes koltuklardan böyle kalkıyor. Bir de zaten en son biz üçümüz kalmıştık ya. Yani. Gökçe Ada dedi. Eyvallah. Anladım. Biz de inelim abi o zaman. Allah razı olsun yani. Gökçe'de biz de inelim. Evet arkadaşlar, şu anda Türkiye'nin en büyük adasındayız. Evet. İsmi Gökçeada, Rumca adı İmroz. 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 İmroz diye geçiyor. Buraya Yunanlılar İmroz diyor. Bu efsane bir ada, rüzgarlarıyla Türkiye'nin en iyi kitesurf yapılan plajlarından bir tanesine sahip. Burada dünyanın en büyük köyü var. Zamanında 60 bin nüfusu olduğu söyleniyor. Dünyanın en büyük köyü olarak rekorlara girmiş. Burada yerleşim çok eski. Burada taş evleriyle çok meşhur. Taş evlerle yapılan evler var. Yani ev fiyatları da ucuz olan arsaları, yani boş arsaları bile 500-600 bin TL. Oh. Yani dolar olarak 50 bin dolardan aşağıya, yani 40 bin dolardan aşağı bir şey yok. İyi evler 1 milyon dolara kadar var. Orijinal evler. Yeni açılan bir üzüm şarap yapım evi var. İnanılmaz güzel balık restoranları var. Sezonda şimdi açık değildir. Karşıda Yunan adaları var. Yani 11-15 mil sonra Yunan adaları. Zeytin ağaçları var. Buranın en komik şeylerinden bir tanesi de burada keçi var. Her yerde keçi var ve keçilerin sahipleri yok. Ayda uçtan önce çok enteresan, çok güzel yerleri var. Çok iyi. Şöyle. Burası Gökçeada Meydanı. Böyle, ya burası komple karavan alanı. Bu gördüğünüz gibi. Bu bir mahalle gibi. İnanamazsın ya. Vay be. Buranın karavan dolu haline de gelmek istiyorum. Evet, geleceğiz. Of. Gerçekten çok güzel. Buraya yazın tahta mı döşüyorlar? Evet, tahta döşüyorlar. Burada yatıyoruz. Burada minderler oluyor. Şu gördüğün. Şu minderler burada. Bunlar hangi hayvanların izleri? Burada şey, kedi, köpek, keçi, koyun, at, eşek, her şey var burada. Evet. Bu plajın adı ne? Eşelek plajı diye geçiyor. Ha, Eşelek köyünün plajı çünkü. Ha. Çok güzel bir yer gerçekten. Evet, manzarasına karşı karavanı park edip açtı Salih Bey. Karavan dağdan geldiği için biraz... Kışın dağda, yazın plajda. Tabii enerji kaynağı gerekiyor. Enerji kaynağı elektrik. Elden alıyor. Hı hı. Bu yedek tüpümüz. Buzdolabı tüple çalışabiliyor bunlar da. Buzdolabı 3 türlü çalışabiliyor. Şehir elektriğiyle, panel elektriğiyle. Kendi ürettiği elektrikte ve tüple çalışabiliyor. Böyle bir özelliği var aletin. Vay be. Hadi bakalım ya. Evet, şimdi biz Gökçeada merkeze doğru gidiyoruz. Neden? Çünkü benim ders veriyorum. Eğitimim var. Saat 9'da başlayacak. Saat şu anda 8. Saat 9'dan 1'e kadar. Evet arkadaşlar, işte şurası şöyle oldu. Burası böyle oldu. Buraya tıklıyorsunuz. Kod yazıyorsunuz. Bunları anlatacağız işte. Aç parantez. Aç parantez, kafa parantez. Girişine bir de köşeli parantez aç. Evet, meydana geri geldik. Tamam, açılıyor. Bir yerler açılıyor. Evet, Salih Bey beni okula bıraktı. Meydani pastanesi. Aynen. Şimdi meydanede oturacağım. Çocuklara ders anlatacağım. Ondan sonra güzel. Dediğim gibi bir gibi bitiyor benim dersim. Ondan sonra ne zaman müsaitseniz.
5'ten 6.30'a kadar feribotta uyudum. 1,5 saat temizinden uykum var yani. Ondan sonra. O yüzden gayet iyi sıkıntı yok burada. Az önce kahve de içtim. İkinciyi söyledim, o gelmedi ama olsun. Olsun. Sıkıntı olur. Sonra da tekrar isteriz. Böyle bir şeyler işte ya. İlk oturduğum yer tahmin ettiğim gibi acayip gürültülü çıktı. Son dersten önce arka tarafa bir yere saklanmaya çalıştım. Ay, yoruldum ve gerçekten de bir kafede bir şeyler anlatma fikri çok kötüymüş. Uf, yani yanımda koşturan çocuklar, gelip havlayan köpekler, poğaçandan birazcık bana da versene diyen kediler. Tüm bunların eşliğinde. Bir yandan da tabii Formula 1'in sıralama turları vardı. Aralarda da onları istedim kesik kesik. Bravo Lökler. Avustralya'da da polio aldı. Tebrik ediyorum kendisini. Nereye? Şurada toplayayım da. Salih Bey ucumda. Evet, eğitim bitti. Saat sabah 9, öğlen 1. Heyecanlı oldu. İçinden geçildi. Tabii, eğitimin içinden geçilindi. Eğitim de bizim içimizden geçti. Ondan sonra ya değişik bir eğitim ortamı oldu. Tabii. Etrafta birçok dilden insanlarla kulaklıktan konuşuyordum. Gürültü önlemeyi açtım ettim falan. Sonra şey oldu. Şarjı bitti kulaklığı. Kablolu kulaklığa geçtim. Onda da gürültü engelleme öyle düzgün çalışmıyor. Arka tarafa taşındım falan. Ama çözüldü. Evet, şu anda neredeyiz? Gökçeada merkezdeyiz. Değil mi? Evet. Ne arıyoruz? Lokanta. Lokanta arıyoruz. Hani ola ki acıkırsak. Gerçekten keyifli. Ve kendimi yaz gelmiş ve tatile çıkmış hissediyorum. Güneş falan da çok iyi ya. Bakalım. Bu arada buranın işte gelmişken kurabiyesinden de bahsedeydim. Efi Badem, Gökçeada'nın meşhur kurabiyesi diye bir şey yazıyor. Şöyle gösterelim. Ben son derse başlamadan önce bir porsiyon yedim. Gayet iyiydi. Şimdi şeye mi gidiyoruz? Karavana. Karavana gidiyoruz. Uyku güzelini uyandıralım Yüce Han Bey'i. Çok iyi. Benim de çünkü hafıza kartını boşaltmam lazım bilgisayara. 30 dakikalık çekim alanımız kalmış. Aman diyeyim he. Tam şekilli geziyorken. Kaç GB'li onun şeyi? 64 GB. Birkaç saat çekiyor ya. Ben bir önceki Çanakkale gezisinin kayıtları da var içinde. O yüzden. Onları peki çekip ne yapıyorsun sonra? Hard diske yedekliyorum. Sonra? Orada duruyorlar. Onları YouTube'a bir yere atın var mı? Şimdi şey yapacağım işte. Ne onun adı? Beyza var ya bizim ekipte. Videoculuk da yapıyor o. Ona bu kısımları yollayıp bak böyle bir şey var. Buradan kesip biçip bize bir vlog çıkarabilir misin? Hadi bakalım. O zaman karavana. Karavan. Karavana atacağız. Evet. Yok, buraya müzik koyar zaten. Konuşmuyoruz ya. Boşuna pişmeyelim. Koymuyormuş hiçbir şey. Böyle çıkıyormuş burası. Evet, şimdi adada birazcık gezmeye çıktık. Salih Bey bizi adada gezdirecek. Müthiş bir gün yani. Hava müthiş. Sen müthiş. Gözlerim bayram ediyor. Estağfurullah, sizin müthişliğiniz o. Vallahi çok iyi hissediyorum kendimi ya bugün. Hocam ama dedim ben sana. Gideceğiz dedim. Huzurdan gebereceksin dedim. Gerçekten çok iyi hissediyorum kendimi. Burada mesela bostan hocam şurası. Buranın arkasından sebze meyve yetişiyor. Burada önde tezgahta satıyorlar. Çok iyi. Mesela domates salçası var. Biber salçası ve kendi domatesi. Keçiler çok iyi ya. Keçiler adamın sembolü. Yani Gökçeada deyince direkt keçi. Çok iyi gerçekten. Burası da diğer bir sörf yapılan mekan ve otellerin olduğu bölüm burası da. Ama sörfü burada mı yasakladılar? Yok. Şu tarafta içeride Tuz Gölü'nde, Tuz Gölü diye geçiyor orası yanlış hatırlamıyorsam. Orada sörf yapılıyordu. Gerçekten zeytin ağaçlarının görüntüsüne bayılıyorum yani. Adada tur attırıyor Salih Bey bize. Ve şöyle müthiş bir görüntü var. Şimdi Gökçeada'da zamanında nüfusu 60 bin küsüre çıkmış bir köy. Dünyanın en
Kalabalık nüfusuna sahip köyüymüş burası. Neydi köyün adı? Dereköy. Dereköy. Vay be. Burada bunlar da dövüyorlarmış. Evet. Burada kazanlar sular ısıtıyor. Buralarda aydınlatma fenerler. Vay be. Yani çamaşırhane dediğimde ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Evet. Vay be. Bu arada bu su içilebiliyor. Çok iyi. Evet. Yani severek, ilgilenerek yaşamak için inşa etmiş adam kendine yani. Ya bir de buranın köy olduğunu düşünürsek herhalde bu evler 200-300 yıllık vardır. Yani 200-300 yıl önce adamlar ve burada tekne var, kaya var. Evet. Ve toprak var. Adam buradan bunun mimarisiyle yapmış. Ve buradaki evet. Olay bu taşlar ısıyı koruyorlar. Yani yazın serin oluyor. Burası yazın çok sıcak oluyor. Yazın serin. Kışın da içerisi ısındığı için, taşlar ısındığı için geç soğuyor. Yani yalıtım taşın, da yani. Taşın böyle de bir olayı da var. Şimdi burası da zeytin yağı fabrikası. Zeytinyağı fabrikası. Burası da biraz böyle harabe. Burada zeytinler eziliyor. Yani şunları bilmiyorum ne olduğunu, vardır kesinlikle bir açıklaması. Zeytin burada eziliyor, bu taşlarda eziliyor. Bu kanallardan geçiyor. Şunların içine zeytinyağı doluyormuş. Ya yani benim bildiğimi öğrendim böyle. Of, şu anda Tepeköy'deyiz. Gökçeada Tepeköy. Evet, Tepeköy'ü gezdik, manzaralarını seyreyledik, meydandaki kafede oturduk. Şimdi bir köy daha var. Of. Evet, en son Tepeköy'deyken çekiyorduk herhalde. Tepeköy'den sonra biz gezdik. Bademli'ye gittik, Livan'a gittik. Sonra sen pert oldun. Evet, karavana geldik, ben uyudum. Şimdi de merkeze gidiyoruz. Çünkü iftar saati geldi. Akşam yemeği yenecek. Tabii şimdi yenen kısımlar gösterilmeyeceğinden biz iftar için yemeğe gittik, yedik. Oradan çıktık. Şimdi oturup bir şeyler böyle çay, çorba bir şeyler. Yani çorba değil tabii, çay, kahve. İçmelik bir yerlere oturacağız. Evet, hadi bize karavanı tanıtın. Şu anda mı? Show us the karavan. Şu anda pek bir şey yok ki ama. İşte karavan. Evet, pazar sabahı saat 8'e gelmek üzere toplanıyoruz. Benim tabii saat 9 ile 1 arasında eğitimim olduğu için merkezde karavanı da bırakacağım. Yerde ben ders anlatımı yapacağım. Şimdi karavanı şehir merkezinde bir yere bırakacaksınız ki sorun problemi yaşanmasın burada. Burası biraz daha tenha çünkü sezona kadar. Hazır karavanı oraya koymuşken ben de oturup içinde ders anlatacağım galiba. Evet, siz karavanda, masada rahat rahat. Onun için Salih Bey oraya bir elektrik arayışına girecekmiş. Laptopun tabi elektriği var bir noktaya kadar. Yavrulara bak, çok küçük. Şu gri nasıl gri? Evet. Wow. Saat 10:47 oldu.
Dediğim gibi bu arada Lökler birinci başladığı yarışı birinci tamamladı. Onun haricinde ben eğitimi burada sürdürüyordum. Ama şarjım çok az kaldı. %20'lerde falan bilgisayarın. Salih Beyler sağ olsun geldi. 220 içeriye vermeye çalışmış ama tam çalışmamış o. O yüzden şimdilik ben arabaya geçeceğim. Onlar karavana gelecekler. Arabadaki şeyi kullanacağım. 220'lik bir çıkış var arabada. Onu kullanacağım. Bir de Salih Bey sağ olsun bana atıştırmalık bir şeyler getirmiş. İşte uyandım bir şey yemedim falan diye. Ulan insan iyi insanlar olunca çevresinde yaşama sevinci artıyor ya. Gerçekten. Sağ olsun Salih Bey. Evet, hadi çıkalım da bilgisayarımızı oraya şarja takalım falan. Araba. Kamera burada, çekime siz devam edin. Biraz şey çekin yani, vlog çekin yani. Ders bitti. Aslında dersin normalde bitmesine birazcık var da. Gemiye bineceğiz ya. Gemiye yetişebilmek adına kestik 12.40'da. Şimdi gemiye araba alımları başladığı için sıraya girdiler. Ben de... Ulan bilgisayarı kapatmadık. Wow, dönüş feribotundayız. İçerisi acayip havasız ve gürültülü. Anakara artık karşımızda. Anakara'yı görebiliyoruz. Azdan Anakara'ya varacağız. Çanakkale'de, Kabatepe'de ineceğiz. Güzeldi. Gökçeada çok güzeldi. Biraz yorgun hissediyorum sabah tabii. Erkenden kalk. Aman efendim. Eğitimdekilere de böyle apar topar veda etmiş oldum. O birazcık üzücü tabii. Çünkü şey, ne onun adı? Son derste şöyle en azından bir yarısını sohbet etmeye ayırsaydık iyi olurdu. O yüzden onlara da şey dedim, bir ara Discord bir şey yaparız. Bir sohbet ederiz. Ve o şekilde düzeltiriz diye düşündüm. Çok kenarlara gitmeye korkuyorum, sağ ve sol kenarlara. Arkadayken dibe kadar yanaşıyorum ama. Böyle bir şeyler işte. Evet, İstanbul'a geldik. Salih Beyler beni bıraktı diyeceğim. Yani arabama bıraktılar. Karnım acayip aç. Susamışım. Acayip. Çok güzel iki gündü. Bir tanesi yolda geçmiş olsa bile hani o bile keyifliydi benim için. Şimdi yüksek ihtimalle acilen eve gideceğim. Şöyle bir kendime geleyim, bir duşa falan girmek istiyorum. Bir şeyler. Hadi bakalım.